Yeni bir Metin 2 videosuna daha hoş geldiniz arkadaşlar. Yine güzel bir video ile karşınızdayım. Her şeyden biraz yaptığımı düşündüğüm, ortaya güzel bir şeylerin çıkması adına içeriği bol tutmaya çalıştım değerli arkadaşlar. Sizleri buradan güzel bir şekilde uğurlayabilmek için herkese lafı çok fazla uzatmadan iyi seyirler diliyorum. Zamanında sürgünde kısıldığım esnada düşürmüş olduğum, birazını da sandık açarak elde ettim. Şöyle görmüş olduğunuz gibi değerli arkadaşlar, her biri artı 2 olmak üzere 47 adet zehir kılıcım var. Bu bölümdeki amacım bunların her birini artı 6'ya denemek yönünde olacak. Fakat ilk etapta bu bölümü çok fazla uzun tutmamak adına videoda olmaksızın her birinin artı 4'e döneceğim. Artı 4 yaptıktan sonra ise artı 6'ya kadar giden süreçte birlikte denemiş olacağız. Planım bu şekilde arkadaşlar. Dediğim gibi ben hızlı bir şekilde hemen bunları artı 4'e yükselteyim. Bakalım ilk aşamada 47 tane artı 2'den kaç tane artı 4 zehir çıkarmış olacağız, bunu bir görelim. Devamında ise videoya girerek artı 6'larımızı denemiş olalım. Dediğim gibi ben hemen hızlı bir şekilde yükseltiyorum. Bu arada Flapjack'e teşekkür etmek istiyorum arkadaşlar. Kendisi şu an sertifika yetkinliği değerlendirmek adına yan karakteriyle düşürüyor. Bir tane düşürmüş olsa gerek. Onun adına gerçekten çok sevindim. Ve de arkadaşımızın vesilesiyle de tüm emekçi arkadaşlarıma selam göndermiş olayım. Tekrardan ilgisi ve alakası olduğu için de teşekkür etmek istiyorum. Hızlı bir şekilde zehir kılıçlarını artı 4'e yükselttim sevgili dostlar. Bildiğiniz üzere başlangıç aşamamızda 47 tane zehir kılıcımız vardı. Bunun sonucu olarak 24 tanesini başarılı bir şekilde artı 4 yapabilmişim. Sanırım çok yaktığını söylemem yanlış olmaz. Dilerseniz çok fazla vakit kaybetmeden değerli arkadaşlar hemen bakalım artı 6'ya yükseltmiş olalım. Ve de bu serüvenin sonucunda elimize geçen artı 6 zehir kılıcı sayısını da birlikte test etmiş olalım. Bakalım. İlkini atarak işe başlıyorum. Evet, ilki yandı. Bir tane zehir kılıcı arkadaşlar artı 5 olduktan sonra hemen artı 6'ya deneyeceğim. Evet, yandı ne yazık ki. Hızlı hızlı bu bölümü yapalım, atlatalım. Evet, çok yakmaya başladı. Bakalım. 5 tane zehir kılıcı çıkarabilirsem artı 6 benim için yeterli olacaktır. Evet, ikinci artı 6 zehir kılıcımızı da çıkarmış olduk. Hemen hızlı bir şekilde vakit kaybetmeden devam edelim. Şu anlık yanılmıyorsam 7 tane de 2 tane çıkarabildik. 8 tane de pardon. Evet, 3. artı 6 zehir kılıcımızı da yükseltmiş olduk bu şekilde. Evet, yakmaya devam ediyoruz. 4. zehir kılıcımızı da çıkarmış olduk. Beklentimi karşılayabilmek adına sadece bir tane kaldı. Hedefim biliyorsunuz 5 tane çıkarabilmek yönünde. Zehir kılıcı genel olarak çok zor geçen bir item arkadaşlar. Hani demirci de denemek biraz fanteziye kaçıyor gibi oluyor ama. Evet, 5 tane çıkarabildim şu an. Hedefime ulaştım. Bakalım fazlası da olursa hayır deme. Artı 6 tane ulaşmış oldum. Gayet güzel. Bu zehir kılıçlarını arkadaşlar kulede denemek istiyorum. Silahçılık item ayarlıyorum. Demirci de denemek adına. Zaten genel olarak kule yapan arkadaşlar zehir kılıcı basmayı tercih ederler diye düşünüyorum. Demirci katında. Evet, şu an 7 tane artı 6 zehir kılıcı oldu. Bakalım. Son 4 tane kaldı. 8'inciye ulaşmış olduk. Gayet güzel. Hedefimin 3 fazlası. Evet, sonucu zehir kılıcımızı deniyorum arkadaşlar. Bu da yandı ne yazık ki. Hemen bir değerlendirmemizi yapalım. 24 tane zehir kılıcımız vardı artı 4. Gördüğünüz gibi 8 tanesini başarılı bir şekilde artı 6'ya yükselttik. Kulede deneyeceğim itemleri de bu vesileyle ayarlamış olduğumu düşünüyorum arkadaşlar. Teşekkür ediyorum bu bölümü izlemiş olduğunuz için. Ve de videonun devamında tekrardan sizlere iyi seyirler diliyorum. Sevgili dostlar, sizlere bu bölümde 60 adet gördüğünüz gibi karanlık sandığı açmak istiyorum. Aynı zamanda bu sandıkların her birinde kendimi düşürdüğünü dipnot olarak eklemek istiyorum. Şöyle kolaylık olması açısından hemen sizlere bilgi kısmını açayım değerli arkadaşlar. Tabii ki bu sandıkları açmadan önce beklentimin de ne olduğunu sizlere söyleyeyim. Biliyorsunuz bunlar içerisinde zümrüt küpe çıkabiliyor veya ruh kristali kolye çıkabiliyor. Bir de kutsama küresi de çıktığını tekrardan hatırlatmak istiyorum sizlere. Benim beklentim zümrüt küpenin çıkması yönünde olacak. Tabii ki onun değeri zaten bir tane küpe, zümrüt küpe elde etmem hemen hemen sandıklarının fiyatının çıkarıldığı anlamına gelir. Dediğim gibi küpeyi elde edebilirsem
benim için yeterli olacaktır. Dilerseniz çok fazla uzatmadan değerli arkadaşlar hemen sandıklarımızı açalım. Bakalım istemiş olduğumuz zümrüt küpeyi çıkarabilecek miyiz onu görelim. İlkini açarak işe başlamak istiyorum. Bilgi kısmında açmıştım zaten sizlere. Şöyle bakalım ilkini açalım. İlkinden tecrübe puanı çıktı. İkincisinden artı 5 kolyemiz var. Değerli olacak şeyleri söyleyeyim arkadaşlar. Hemen hızlı hızlı açmak adına. Şöyle bir yara insan var pet yemi olarak. Güzel. Şöyle hızlı hızlı açalım. Ve de bu bölümü güzel bir şekilde sonlandırmış olalım. Şöyle bakayım değerli şu anlık bir şey yok. Şu bir saatlik bir arama camı elde ettik. Güzel. Fakat istemiş olduğumuz küpe şu anlık görünürde yok. Ama genel olarak sizlere pet yemlerinin çıktığını söyleyebilirim. Evet ikinci camı da elde ettik. Gayet güzel. Fakat bir saatlik olmuş olması tabii kötü biraz ama olsun. Çıkıyor olması da güzel bir şey. Sandıklarımızın sonuna geldik neredeyse. 15 adet kaldı son olarak. Dediğim gibi şu anlık bir küpe yok. Sol tarafta detaylı bir şekilde görüyorsunuz arkadaşlar. Benim söylememe gerek yok diye düşünüyorum. Evet sonuncu sandığı da açtım. Bakalım. Şu an değerli sayılabilecek sadece 2 adet arama camımız var. Tabii bu ne kadar değerli olarak adlandırılır bilmiyorum ama söylemiş olmak için söyledim. Onun dışında şöyle bileziklerimiz var. Artı 6 olmak üzere. Daha sonra genel olarak pet yeminin çıktığını söyleyebilirim. Şöyle artı 4 gördüğünüz gibi. Bunun dışında pot açık epey çıkmış. Fakat istemiş olduğum zümrüt küpeyi ne yazık ki bu açılımlarda elde edemedik. Bu bölümde yeşil fasulye etkinliğini değerlendirmek istiyorum sevgili arkadaşlar. Bildiğiniz üzere pazar günü standart olarak yapılan bir etkinlik var yeşil fasulye etkinliği. 4 saatlik süreyi kapsayacak bir şekilde. Ben de bu eventi değerlendirmek adına Büyülü Orman'da bu event sürecini atlatmak istiyorum. 4 saat orada oyalanmak istiyorum. Bakalım bu etkinlik sürecinin sonunda elimize geçen yeşil fasulye sayısını da görmüş oluruz. Bu şekilde de bir değerlendirme yaparız. Hem bakalım bu eventi değerlendirmek adına Büyülü Orman doğru yerlerden bir tanesi mi? Hem bunu da görmüş oluruz. Dediğim gibi arkadaşlar videomuzun bu bölümünde böyle bir serüven olacak. Aynı zamanda 90'lık maplerde Metin ve boss kesimlerimi de bu bölümde araya sıkıştırmak istiyorum. Sizlere o yönden de bir sunum yapmak istiyorum. Dediğim gibi değerli arkadaşlar tekrardan sizlere iyi seyirler diliyorum.
Güzel bir şekilde yeşil fasulye etkinliğini geride bıraktım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 11 adet yeşil fasulye anlamında güzel bir gelir katmış oldum kendime. Bu yolculukta ara ara sizlere de tabii metin ve boss kesimlerimi de sunmak istedim. İçeriğin farklılaşması açısından. Umarım keyif almışsınızdır bu bölümden. Dediğim gibi eğer Büyülü Orman'da bu etkinliği değerlendirmek istiyorsanız sizler için doğru tercih arasında olacaktır. Tabii orası için yüksek level karakterinizin ve de aynı zamanda slotlara dayanan bir çarınızın olması da olmazsa olmazdır. Dediğim gibi ama bu teferruatları hallettikten sonra sizler için iyi olacaktır diye düşünüyorum. Bu serüvende ara ara metin ve boss kesimlerimi de izlediniz. Bunların sonucu olarak elimde görmüş olduğunuz gibi 18 adet de karanlık sandığı var. Bunları şimdi sizlerle birlikte açmak istiyorum. Hemen tabii beklentimi de söyleyeyim bu sandıkları. Biliyorsunuz Zümrüt Küpü'yü hedeflemek benim olmazsa olmazımdır bu sandıkların sonucu olarak. Bunda da farklılaşmayacak. Yine aynı beklentim bu şekilde olacak. İlkini açarak işe başlayalım. Ve de bu bölümü de güzel bir şekilde neticelendirmiş olalım. İlkinden po çıktı. Güzel. Kulede deneyebileceğim. Artı 7 kolyemiz var. Şöyle hızlı hızlı açayım. Zaten görüyorsunuz. Evet arkadaşlar, ağırlıklı olarak po çıktı ama olsun. Güzel bir kolye de elde ettim bu vesileyle. Bu bölümü izlemiş olduğunuz için çok teşekkür ederim değerli arkadaşlar. Tekrardan sizlere iyi seyirler diliyorum videonun devamında. Bana da kolay gelsin. Yine bir maden event etkinliğine katıldım arkadaşlar. Bu sefer vadide değildi. İkinci lonca arazisinde uygun görmüşler. Gördüğünüz gibi 4 karakterle katılıyorum. 8'de başladı bu etkinlik. 1 saat sürecek. Bu 1 saatlik süre boyunca ben sadece zümrüt damarı kasmak istiyorum. Aynı zamanda elim artık ne kadar maden birikimi olursa bunların dönüşümünü de sizlerle birlikte yapmak istiyorum. Aynı zamanda şu tabloyu görmek de gerçekten güzel. Hani bu kadar kalabalığın olduğu ender eventlerden bir tanesidir herhalde. Evet arkadaşlar, ben dilerseniz eventimi değerlendireyim. Dönüşüm yapıncaya kadar da görüşmek üzere diliyorum. Evet arkadaşlar, yine kendi adıma iyi olduğunu düşündüğüm bir maden eventini daha geride bıraktım. Yaklaşık 1 saatlik sürecin sonunda epey bir maden birikimim oldu gördüğünüz gibi. Şimdi sizlerle birlikte bunu dönüştüreceğiz. Hepsini değil ama birazını sizlerle dönüştürmek istiyorum. Çok fazla uzun tutmamak adına bu bölümü. Bakalım bu serüvenin sonucunda elimize geçen zümrüt madeni sayısını da test etmiş olalım. Dilerseniz hemen lafı uzatmadan başlayalım. Ve de şansımızı bu yönden test etmiş olalım. İlkini atıyorum. İlkinde zümrüte ulaştık. Çok güzel. 6-7 tanesini sizlerle birlikte yapacağım değerli arkadaşlar. Daha sonrasında ise videoda olmaksızın kendim yaptıktan sonra elimize geçenlere dair bir sunum yapacağım. Son aralara doğru epey bir başarısız olduğu gibi. Bakalım, hayırlısı daha birçoğu duruyor. Herhalde bir 15 tane çıkarırsam benim için yeterli olacaktır. Şu anlık 5 tane elde ettik. 6. da geldi. Güzel. Ve şu beşli de yapayım arkadaşlar hızlı bir şekilde. Evet. Bir öncekine nazaran bu sefer biraz fazla yaktığı söylenebilir. Ama olsun. Dediğim gibi daha birçoğu duruyor. Ve son 4 denemem olacak. Şu anlık bakalım, 12 tane elde ettik. Gayet güzel. Son ikiliyi de atıyorum. Evet arkadaşlar, şu anlık bir 14 tane elde ettiğim gibi görünüyor. Bakalım sonucunda ne olacak? Birlikte görelim. Dilerseniz değerlendirmemiz de yapalım sevgili dostlar. 25 tane gördüğünüz gibi bir maden birikimi olmuş oldu. Başarılı bir şekilde dönüştürebildiğim zümrüt sayısı 25 tane gördüğünüz gibi. Bunları ben kendim kullanmayı düşünüyorum arkadaşlar. Hani olur da belki vazgeçersem bu düşüncemden, pazara koyduğum takdirde onun gibi bir piyasa değerinin olduğunu sizlere söylemek istiyorum. Hani güzel bir 1 saatlik maden eventinin sürecinin sonunda yaklaşık bir hemen hemen 250 eleme yakın gelir katmış oldum bu şekilde. Dediğim gibi umarım sizler de bu eventi değerlendirmişsinizdir ve de güzel sonuçlara imza atmışsınızdır diye ümit ediyorum kendi adıma. Teşekkür ederim arkadaşlar bu bölümü izlemiş olduğunuz için. Videonun devamında sizlere tekrardan iyi seyirler diliyorum. Elimde 2 adet kötü ruh koma kağıdı ve 2 adet müzevi tavsiyesi var arkadaşlar. M10 olan hamle becerimin 2 BK'sını bu şekilde garantilemek istiyorum. Yakında garant olacak fakat ne kadar becere kitabına ihtiyacım olduğunu bilmiyorum. Eğer 2 tane kalmış olursa grant'ı birlikte açmış olacağız. Daha fazlasını istiyor olursa bir sonraki günlere kalacak. Bakalım arkadaşlar, hemen şu 2 BK'mızı okuyalım. Zaten %100 başarılı olasılığı olacak. 3 tane kitaba kalmış. Daha çok var anlayacağınız üzere. 2 adet daha ihtiyacımız olacak. Sağlık olsun arkadaşlar. En azından bu şekilde
iki tane BK'ya indirmiş olduk ihtiyacımız olanı. Yakında tekrardan dediğim gibi Grant elbette açacağız. Fakat bu şu anlık olmadı ama ileride olacaktır diye düşünüyorum. Videonun son bölümünde arkadaşlar biliyorsunuz ben biyologda liderin notundaydım. Bunu düşürebilmek için uçağı tapınağına geldim. Burada rahat bir şekilde düştüğünü sizlere söyleyebilirim. Eğer biyolog görevinde liderin notundaysanız burayı değerlendirebilirsiniz. Hemen zaten girişten düz ilerlediğiniz takdirde uçağı dükü var. Bunu kesebilirsiniz. Bu 103 level olanı. Bir de bunun aynı zamanda küçük versiyonu var, 120 level olanı. Onu da keserek rahat bir şekilde liderin notu düşürebilirsiniz. Bakın gördüğünüz gibi ilk notumuzu da bu vesileyle almış olduk. Ben 5 tane yaklaşık düşürmek istiyorum arkadaşlar. Liderin notunu zaten değerlendirmek için genellikle buraya geliyorum. Çok rahat bir şekilde de yarım saatte 5'ten fazla ya da 5'e yakın bir şekilde düştüğünü söyleyebilirim. Dediğim gibi map'te de değerlendirebilirsiniz. Fakat Oçağı Tapında eğer güçlü bir karakteriniz varsa dayanabiliyorsanız kendiniz de rüzgar anlamında gerekli ev sunları dizmişseniz burada değerlendirebilirsiniz dediğim gibi. Güzel olacağını düşünüyorum sizler açısından. Ben tekrardan boss bulduğum takdirde arkadaşlar videoya girmeye çalışayım. Bakalım ikinci boss'umuzda liderin notunu elde edebilecek miyiz, bunu görelim. Ufak bir ayrıntıdan da bahsedeyim sizlere sevgili dostlar. Bildiğiniz gibi birçok biyolog görevinde olduğu gibi bu görevde de bir tane eğer düşürdüğünüz takdirde ikincisi düşmeyecektir. Fakat yere atıp veya yan karakterinize ya da yanınızda bir şamanınız varsa verdiğiniz takdirde ikinci boss'unuz da rahat bir şekilde liderin notunu aynı şekilde elde edebilirsiniz. Tabi dediğim gibi aktarmanız gerekiyor. Envanterinizde bulunursa düşmeyecektir ikincisi. Bu arada arkadaşlar burası için 56 rüzgara karşı direnç yeterli oluyor. Benim şu an üzerimde 56 rüzgar var. Sizler de rüzgar direncini hemen hemen bu seviyelere yaklaştırırsanız burada rahat bir şekilde bu görevinizi yerine getirebilirsiniz. Bakalım ikinci boss'umuz da kesilmek üzere. Gördüğünüz gibi 2'deki yaptık, gayet güzel bir başlangıç. Dediğim gibi sizler de eğer çok fazla zamanınız yoksa map'te boss'a aramak yerine burayı değerlendirip güzel bir şekilde lider notu birikimi yapabilirsiniz. Üçüncü boss'u da kesmek üzereyim arkadaşlar. Bu sefer 103 level olanı değil de 120 level olanıyla karşı karşıyayım. Şimdi lider notunu atmak istiyorum. Bakın canı da zaten hızlı bir şekilde seri seri iniyor. Hani bunlar o kadar çok kesilmesi imkansız boss'lar değil. Dediğim gibi yeterli seviyede eğer atağınız ve rüzgar direnciniz varsa bu boss'ları kesmek oldukça kolaylaşıyor. Bakalım bunda lider notu elde edebilecek miyiz? Dikkat etsiniz, notu da yere atın. Bu ayrıntıyı unutmayın. Çünkü kestiğiniz takdirde ikincisi düşmeyecektir. Bakalım bu boss'umuzu da bir keselim. 3'te 3 yapacak mıyız? Bunu bir görelim. Canı çok az kaldı. Kesilmek üzere. Evet arkadaşlar, 3'te 3 yaptım. Videonun son bölümünde arkadaşlar 5 tane liderin notu elde ederek güzel bir şekilde neticelendirdiğime inanıyorum. Umarım bu serüven de aydınlatıcı bir şekilde sunum yapmayı başarabilmişimdir. Dediğim gibi eğer bu görevi yapmak adına Oçağı Tapınağı'nı bilmeyen arkadaşlar için güzel bir referans kaynağı olacağına inanıyorum. Eğer sizler de burayı tercih ederseniz güzel bir birikim yaparsınız kendi adınıza. Hem görevinizi yapabilirsiniz, aynı zamanda ticarete de dökebilirsiniz bu işi. Çünkü Truva Server'ında tane fiyatının 2M olduğunu söylemek istiyorum sizlere. Tamamen alternatiflerin bol olduğu bir görev. İsterseniz dediğim gibi görevinizi yaparsınız ya da ticarete dökebilirsiniz. Evet arkadaşlar, videomuzun da son bölümüne geldik bu vesileyle. Teşekkür ediyorum ilginiz ve alakanız için. Beni yalnız bırakmadığınız için. Herkese hayırlı günler diliyorum. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.